Ülkemizde olağanüstü koşullar var, olağanüstü gelişmeler var, olağan dışı işler yaşanıyor. Bütün bu süreçlerin içerisinde tüketmemiz gereken bir de kongre süreçlerimiz var. Biz tüzüğümüz gereği 2 yılda bir kongre yapan bir örgütüz. Ancak son 1 yıl içerisinde yaşadığımız seçim atmosferlerinden kaynaklı olarak genel merkezimiz kongremizi 1 yıl ertelemişti. 3. yılı tamamladık. Yani 1 yıl uzatmayı tükettik. Kongre süreçlerimizi başlatmıştık 2 Haziran tarihi itibarıyla. Ancak dedim ya, olağanüstü koşullar var, olağan dışı işler yaşanıyor. Bu ülkede bir delinin kendi kişisel çıkar ve hırsları uğruna bu ülke yeniden bir seçim atmosferine sokuluyor. Yeniden bir seçim süreçlerine sokuluyor. Bu nedenle kendi kongre sürecimizi yeniden ertelemek zorunda kaldık. Kongrelerimizde demokratik rekabet yaşanması anlamlıdır. Rekabetin olduğu yerde enerji vardır. Eğer rekabet söz konusu değilse örgütler statikleşir, durağanlaşır. Rekabeti anlamlı kılan ise bu çatışma aşamasına geçirmeden örgütte üreteceği sinerjiyi kullanarak örgüte yeni bir heyecan, yeni bir ivme kazandırması anlayışıdır. Bu nedenle 2 Kasım sonrasında yapacağımız il kongresi için adaylığını açıklamak üzere, il başkanı adaylığını açıklamak üzere Bülent arkadaşımızın bir talebi oldu, basın toplantısı talebi. Bu nedenle buradayız. Ben diğer her arkadaşımın her türlü yere, her türlü yetkiye, her türlü yönetim adamı aşamasına aday olma yetkisi var, ehliyeti var. Her arkadaşımın yapabileceğine inanıyorum. Bu nedenle her türlü adaylığa her alan açıktır. Ancak önden şunu söyleyerek sözlerimi bitireceğim. 2 Kasım'da bir milletvekilliği seçimi yapacağız. Türkiye geneli için bir milletvekilliği seçimi yapacağız. Yaşayacağımız iç rekabetlerin iç heyecanlarını anlamlı bulan birisi olarak şunu söylüyorum. Ne olur bu iç rekabetimizi biz çatışma aşamasına geçirmeyelim. Çünkü yüzümüzü büyük cama, yüzümüzü iktidar kavgasına dönmezsek bundan faydalanacak başka güçler var. O nedenle iç rekabetimizi tatlı şekilde sürdürelim. Çatışma aşamasına geçirmeden sürdürelim. Ama asıl işimiz milletvekili sıralamasında yer alacak 2 arkadaşımızı milletvekili yapmak olduğu bilincini hiç unutmadan, böyle bir tarihi görevin bizi yeniden beklediğini, ülkenin geleceği için beklediğini, akan kanın durması için beklediğini bilinciyle yüzümüzü 1 Kasım'daki seçime dönük olarak seçim faaliyetlerini yürüten bir kadro ve ekip olarak, ki o görev bizim üzerimizde, biz devam ettireceğiz. Tüm arkadaşlarımdan bu görevi yapacakları inancıyla hepinize şimdiden başarılar diliyorum. 1 Kasım günü yeniden başarılarla çıkacak bir örgütün il başkanlığını yapmaktan da onur duyduğumu söylüyorum. Ve sizi adaylık talebinde bulunan Bülent arkadaşıma veriyorum. Burada şunu da söyleyeyim. Her arkadaşım aday olacak, her yere aday olacak her arkadaşım için bu parti platformu açıktır. Her arkadaşım kullanabilir. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Sayın Başkanım, Sayın İlçe Başkanlarım, burada Durağan, Ayancık, Gerzi, Erfilek, Boyabat ve giremeyip gönülleri bizde olduğunu söyleyen ilçe başkanlarım var. Onlara, değerli partilere, değerli basın mensuplarına hoş geldiniz diyorum. Evet, Kadir Hocam'ın söylediği, il başkanımın söylediği genel değerlendirmeye bir şey katmak istemiyorum. Bu sıcakta vaktinizi almak da istemiyorum çok fazla. Genel politik değerlendirme yapmak istemiyorum. Önce bir kendimi tanıtayım. Adım Bahattin Bülent Gökmenoğlu, 58 doğumluyum. İnşaat işleri uğraşıyorum ulusal alanda ve burada. Lise mezunuyum. Sosyoloji açık öğretim son sınıf öğrencisiyim. Hala devam ettiriyorum bunu elimden geldiği kadar. Sosyal yaşamda Bülent adını kullanmayı tercih ediyorum. Öbürü uzun olduğu için. 12 Eylül mağduruyum. Buradaki arkadaşlarımın çoğu bunu bilirler. Bu ülkenin zencilerinden biriyiz 12 Eylül mağdurları olarak.
Başkanım, İl Başkanımın söylediği gibi kongrelerimiz erken genel seçim nedeniyle ertelendi. Bu il başkanlığı açıklamasının ertelenmesine rağmen neden yapıldığını merak ediyor olabilirsiniz. Tanımlı olması gerektiğini düşünüyoruz. Hizmet etmeye çalıştığımızın bilinmesini istiyoruz. İddialarımızın, politik görüşlerimizin bilinmesini istiyoruz. Ve seçim çalışmalarında bunun doğrultusunda elimizden gelen yükü yüklenmek istiyoruz. Bu partinin kazanması için, partimizin genel seçimlerde başta olması için verilecek her türlü görevi bu görevle beraber üstlenmeye hazır olduğumuzun da kamuoyuna açıklanması amacıyla bu toplantıyı yapıyoruz. Bu anlamda ne yapmaya çalıştığımızı, zihni politik duruşumuzun ne olduğunu size dağıtılan basın açıklama metnini de görmüş olduğunuz gibi bir kez daha okumak istiyorum. Daha sonra basın mensuplarının ve sorusu olan partilerimizin, misafirlerimizin sorusunu almak istiyoruz. Şunları söylüyoruz. Siyasetin bizim gibi düşünmeyenleri ötekileştirmeden de yapılabileceğini göstermek ve böyle siyaset yapmayı kalıcı ve değişmez hale getirmek için İl Başkanı adayı oluyorum. Bir ülkede yapılabilecek en büyük devrimin iç yük yetiştirmek olduğunu bildiğim ve bunun da bir yanıyla temiz siyasetten geçtiğine inandığım için bir yola çıktık. Sabun köpüğü gibi siyasi söylemlerle yetinmeyip bilgiyle beraber değerli olanın erdem olduğunu bilen sözünleri genç siyasetçilere yetiştirmek için aday oluyoruz. Çünkü ister siyasette, ister ticarette, ister sivil hayatımızda verdiğimiz sözler bizim karakterimiz, bizim onurumuz, bizim çevremizdir. Dünle bugün arasında bir kavga çıkarsa yağını kaybedebileceğimizi biliyoruz. Ancak geçmişte yok saymayarak bunu yapmak istiyoruz. Hep birlikte yarınlara bakmanın gerektiğini bildiğimiz için yola çıktık. Karadeniz'in iyisi olan silahımızın potansiyelini taraflı tarafsız herkesin enerjisiyle güce çevirebileceğimize inandığımız için yola çıktık. Ülkemizin ciddi bir tek adamcılık, az önce il başkanı söyledi, mahkemelik olma durumu var, dedilerimiz diye. Ben deliden bahsettim, o deli kim oldu tartışılacak. Tek adamcılık çelekesi altında olduğunu bildiğim, muhalefette olduğumuz dönemlerde muhalefetin gücüne güç katmak için elimi taşın altına koymak amacıyla bu yola çıktık. Yapıcı eleştirinin her zaman siyaseti iyiliğe kazandırdığını, eleştiriye açık olmanın, doğru siyaset yapmanın mihenk taşlarından biri olduğunu düşündüğüm için yola çıktık. Bayrağı altında olduğumuz partimizin adının Halk Partisi olduğunu İliklerime kadar bildiğim için yola çıktık. Kötü insanların şiddetinden çok, iyi insanların sessizliğinden Türkiye siyasi acı çekiyor. Bunu her gün görüyoruz. Sessiz olmamayı ve benimle birlikte yürümeyi tercih eden insanlara sonuna kadar güvendiğim için yola çıktık. Parti üyelerimizle sadece ve sürekli ilişkiler kurarak, parti yönetiminin her tasarrufundan haberdar edilerek, ortak akıl ile partiyi yönetmek, partimizin tüm kazanımlarının onurunu tüm partilerle paylaşıp sorumluluğun göreve talip olan bizlere ait olacağı bir yönetim iklimini oluşturabilmek için bu yola çıktık. Seçimi siyasetçilerimizin icra ettikleri görevlerinde haberdarlıklarını sağlayarak farkındalıklarını elimizden geldiği kadar artırmak için yola çıktık. İlçe başkanlarım burada. Belediye başkanlarımız, il genel meclislerimiz, belediye meclislerimiz, kentimizden, ilçelerimizden, her yerden haber sahibi olarak farkında olurlar. Bunu şimdiye kadar yapılanın daha fazlasını yapmak için yola çıkıyoruz. Şunu unutmayın arkadaşlar burada. Bugüne kadar kurucu parti olduğumuzu biliyoruz. Bu ülkenin kuruluşunda önemli bir rahatımızı biliyoruz. Bu partiye, bu partinin bu kentteki parti hizmetlerine taş üstüne taş koyan başımızın tacı. Asla miladı kendimizden başlatmayacağız. Böyle bir ahlakımız yok. Bugüne kadar kim bu partinin yolunda taş üstüne taş koymuşsa herkes saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Bunu bilmesini istiyorum. Söylenenlerin hiçbirinde geriye yönelik bir yönetim eleştirisi olmayacak.
O bir tarihe mal oldu, kapandı. Bundan sonra daha iyisini, daha güzelini, daha farklısını öğretmek için çalışmak istiyoruz. Çocuklarımızın okul öncesi eğitimlerinde, temel eğitimlerinde kent kültürünü küçük yaşta öğrenmelerini sağlayacak sosyal sorumluluk projelerini üreterek seçilmiş parti üyelerimiz aracılığıyla onlara ulaştırılabilmenin olanaklarını yaratmak için yola çıktık. Partici demokrasinin çalışmasını eksiksiz ve hiçbir bahaneye sığınmadan sürekli ve kalıcı hale getirmek için yola çıktık. Kadın üyelerimizin, genç üyelerimizin sayısını hedefle artırmak ve parti içi eğitimlerini bir program dahilinde sürekli hale getirmek için yola çıktık. Parti üyelerimiz herhangi bir hizmet makamına talip olduğunda genel merkezimizin tasarrufları dışında ön seçim uygulamasını kesin ve değişmez bir politik duruş olarak uygulamak ve elden geldiğince uygulanmasını sağlamak için yola çıktık. Bunun için hiçbir bahaneye sığmayacağız. Yatay sohbetlerimizde hep şunu söylüyorum. Biraz da ironi olsun. Anam da aday olsa sandıktan çıkacak. Bize bu parti görev verdiği müddetçe bunu genel merkezin tasarruflarına elimizde yok küçük bir atama var. Ama saygımız var ama bize inisiyatif verildiği her dönemde hiçbir bahaneye sığmadan her talep olan arkadaşımız il başkanımız söylediği gibi o göreve layıktır diye bakacağız ama ön seçimden çıkmasını isteyeceğiz. Buna teşvik edeceğiz. Bunu yönlendireceğiz. Tüm parti üyelerimizin siyasal aile duygusunu olabildiğince hissedecekleri çalışmaları planlayıp yapılacak kongrelerde bizlere görev verildiği takdirde bu programları en kısa zamanda uygulayacağız. Üyelerimizin parti binamıza sosyal olarak da daha fazla gelmelerini sağlamak, bu yönde her türlü, her yöntemle aranım duygusunu öğretmek için, yeniden uyandırmak için yola çıktık. Kucağımızda bir patlamış bomba var şu anda. Nükleer santral. Kentimizde nükleer santralin kurulmasının önüne geçmek için altını çiziyorum. Demokratik her türlü vandalizmi asla kaymadan, kaydırmadan engeli sağlamak adına tüm tarafların çalışmalarına maksimum katkıyı sağlamak için yola çıktık. Çevre katliamına sebep olacak her düzenlemeye, uygulamaya karşı her türlü demokratik mücadeleyi verebilmek için yola çıktık. İlçe başkanım burada, geldi ilçe başkanım. Şanlı Termik Santrali mücadelemiz bu konuda bize gerçekten paha biçilmez bir örnek, paha biçilmez bir deney olacak. Bunu burada yapabiliriz. Bunu şöyle eleştirdiğimiz, bunu il başkanım da eleştirirdi. Bu sol ve sol tablanslı siyasetçilerin işi değil. Bu nükleer ya da başka bir şey, bir zehir kurulduğu zaman bir siyasi cephesi ayırmıyor. Sağ ya da sol demiyor. Bu anlamda partimizin çekim merkezi olmasını sağlamak istiyoruz. Bu mücadelede kimsenin rol çalmasını, kimsenin bundan bir siyasi tahvil yapmasını istemiyoruz. Gerçekteki gaz yiyen insanların, üzer donlu anaların, köylü kadınların mücadelesi siyasi alana tahvil yapılabilecek bir emek değildir. Bu herkesin mücadelesidir. Bunu tırnak içerisinde siyaset malzemesi yapmayacağız. Bu herkesin sorunu, bütün sağdan sola kadar her siyasi yelpazede yer alan insanların sorunu. Tüm sivil toplum örgütleriyle, emek örgütleriyle kalıcı, katkı sağlayan ilişkileri kurumsal hale getirmek istiyoruz. Benim canımı yakan bu 1 Mayıs şeyleri vardır, düzenlemeleri vardır. Yürüme sırası, pankart karmaşası, önde olalım, arkada olalım tartışmasından emek örgütlerinin 1 Mayıs'a katılımı bir şekilde sağlanamıyor. Elimizden geldiği kadar
emek ve dayanışma mücadelesi adı altında bir siyasi kutuplaşmaya elimizden geldiği kadar uzak durarak bu ve buna benzer günlerimizi daha coşkulu, daha enerjik yaşamak istiyoruz. Bu vesileyle İl Başkanımız söyledi, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılacak erken genel seçim sonrasında gerçekleştirecek il kongresinde il başkan adayı olduğumu sizlere ve kamuoyuna paylaştığımı söylüyorum. Bununla beraber önümüzdeki erken genel seçimlerde partimizin kazanması için kendi alanımda bireysel ilişkilerimle değil, onunla beraber partimin vereceği her görevi eksiksiz elimden geleni yapacağıma, bu yolda benimle beraber yürüyen arkadaşlarımı da bu yönde teşvik edeceğime size söylüyorum, belirtiyorum ve size söz veriyorum. Bu nedenle fazla uzatmadan tüm katılımcılara saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.